Ananı benim dilim acıyor şu an. Şu meşe bir anda sahneye atılıyor. İnekler kapatıp gidiyor. Siz bizi evde oturuyoruz sanıyorsunuz ama bugün benim doğum günüm. Karımın doğum günüsü. Ben ne yaptım? Dün Ankara turnesindeydi. Oyundan hemen sonra uçağa bindim, atladım, buraya geldim. Dedim ki aşkım seni gezmeye götüreyim. Gerçekten doğdum mu ben? Ya ben nasıl doğdum ya bugün? Şimdi bu yaştan sonra nasıl doğduğunu anlatmayalım aşkım. Doğru diyorsun. İyi ki doğdun Selen. İyi ki doğdun Selen. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Muhteşemiz ya. Ya çok mutluyum ya. Bana en güzel doğum günü hediyesi doğum günümde gezme hediye etmektir. Kuşadası'na gidecekmişiz. Oğuzcum her şeyi ayarlamış canım kocacığım. Teşekkür ederim. Ben de böyle bir çok hoşuma gitti açıkçası. Biliyorsunuz bizim Urla videomuzda şuraya bırakıyorsun. Aydın'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Orada Selin'in çocukluk arkadaşı. Ay evet. Ve Selin'in de doğum günü 20'si. Bugün evet. De 19'u. Çocukluklarında hep beraber kutluyorlarmış ailecek. Yani evlenene kadar Selin'le Selen doğum gününü hep aynı gün kutlamış. Ben de öyle bir sürpriz yapmak istedim. Yine eski günlerdeki gibi arkadaşıyla kutlasın diye onlarla geçireceğiz doğum günü. Evet, şimdi kocalarımız yanımızda yine beraber. Ya çok garip bir şey ya. Böyle insan çocukluk arkadaşıyla hiç büyümeyecekmiş gibi hissediyor ama o kadar iyi hatırlıyorum ki Selin'le böyle hani beraber tatile gitmemiz, ailelerimizle işte ödev yaptığımız günler falan. İnsan öyle olunca hani hiç büyümeyeceğim sanıyor ama şu hale bak. 30 oldum ya. Ne ara oldum? Sürekli ağlıyorum. Bana 30 duygusallığı geldi bu arada. En güzel şeysin sen. Hep yaşın 19. Ya. Ya. Başıma şöyle bir şey geldi. Söylüyorum kaşımı aldırmaya gitmiştim. Kuafördeki... Bak farkındaysanız yok kaşı komple aldırmış. Hayır gözlük taktım da. Kuafördeki hanımefendi de bana dedi ki işlem yapabiliriz kaşınız böyle işte atıyorum microblading'i falan filan söylüyor kadın. Ben de dedim ki yani bilmiyorum hiç düşünmedim. Yaşınız kaç dedi. Yaşın sana... tutuyor mu? Aynen yaşın tutuyor mu demek istedi. Ben de 30 dedim. Böyle oldu. Ne? Ay hiç göstermiyorsunuz, inanmıyorum. Ben dedi sizi 21 sanıyordum. Ben de kendimi 21 sanıyorum. Dedi ki sivilcelerinizi görünce ben sizi ergen sandım dedi. Üzüldüm ama ne bir şey demedim. Sonuçta sivilceler kötü bir şey ama en azından böyle bir şeye yarıyor. Hani gençlik gibi. Genç gösteriyor sivilcelerim. Genç gösteriyor. Genç gösteriyor. O yüzden birazcık barıştım sivilcelerim. Şu kadarcık gösteremiyorum ellerim dolu. Bozuk muydu aranız? Bozuktu tabii ki. Ne bileyim ben hep yanağında taşıdığın için bayağı seviyorsun diye düşünmüştüm. Ya aşkım. Pardon aşkım. Kısa devre oldu beyin ya. Bugün benim doğum günüm. Benim bugün hiçbir şekilde laf sokamaması lazım. Çok özür dilerim aşkım. Çekirdek kaldık uykumuz geldi ya. Alamadım ki. Yavrum kırdım çektin. Ay, şöyle yapman gerekiyor. Tamam al. Aldın mı? Evet. Aferin sana. Eskiden kuş dili konuşulurdu. Kuş dili bilenler yoruma yazsın. Ben bilmiyorum buna bakıyorsun. Söylesene. Begen egen kuku şuku dikiligi bigil migi yogurgum. Bence. O hecelerin sonuna G mi getiriyordun? Dur kuralını tam çözemedim bak konuşunca şöyle oluyor. Begen egen negen. Yani begen, ben derken begen negen de diyebiliyorsun ya. Begen egen. Begen igi. Seviyogo. Sege vigi. Ne? Heceleri ayırıyorsun. Sege vigi. Bu daha kuş deli bence. Sen yine de yapma. Tamam, aramızda sır olarak kalacak bu. Begen egen, dügü gügün gege cege, ege vege döge neger kegen. Kegen digi mege, kegen digi mege.
Kuguş digi ligi fıgı raga tigi igi yagap tıgı ıgım. Aga caga baga kogo noguş maga yıgı kugu nugut tugum mugu digi igi 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 yege. Anladın mı? Ege ve get. Ya. Ege ne gen içi gigi bili gigi mi yıgı yogor gudugum. Çok kötü. Ben CV'me yazarım kuş dili. Sen yazamazsın ama. Okey. Ananı. Demek ki manevrada düşüyor. Şunu çekmek istiyorum ya. El sallayın. Böyle duruyor. Mesela bak tabelaları, tırı yap bakayım tır. Ya neden İngilizce çalışırım bunun yerine ya? Niye buna sarf edeyim ben şimdi? Tamam ya aşkım ne olacak yapsan kuş dili sonuçta. Tır de. Kuş tıgırık. Tıgırıgı. Gık. Tıgırıgı işte. Ama bizim orada. Kemal Paşa de. Bizim oranın kuş dilinde son ekin sessizleri söylenmez. Sessizleri söylenmez. İzmir'de. İgi zigi migiregi. Aşkım hani son ece söylenmiyordu? Söyle dedin. Uzattın. Hayır igiz migir. Torbalı de. Togo rogo bagalıgı. Aferin bu doğru. Çak. Ah. Valla. Gare direkt yaptım sadece. Hiç... Anlamayınca İngilizce konuşasım geliyor. Hani yeah, soruyu yeah, falan okay, diyesim geliyor. Yes, okay. Yabancı değil ya sonuçta. Yeah, toşnu tuva kara diyor. Excuse me. Ankara'da bakayım. Aga naga raga kaga raga. Ya bak sallıyorsun ha. Ay kagaraga değil mi? Hayır agan kagaraga. Abi niye ya heceleri birleştiriyorsun? An bak. Hatta anga. Nilanka. Anga. Güvenlikle bir alakalı mısın? Anga kaga raga olması lazım bak. Anga kagaraga olması lazım. Agan kagaraga kagaraga kaga değil. Bülbül de bakayım bülbül. Bükül bükül bükül. Ya sen çok sallıyorsun ama. Hiç hak etmediği bir şey bu kuş dili de. Bügül bügül. Bügül bügül. Bügül bügül. Bügül bügül. Ha, doğru bak biliyorum. Doğru. Dağ yap dağ. Daga. Aferin. Daga. Daga. Dega. Bak Korece'ye benziyor. Dega, Daga. Bir şey demekti Korece. Ya bir kelime böyle benziyor diye benziyor olur mu ya? Aşkım azıcık benzetiyorum. Ne var benzetsen? Azıcık eğlesen beni. Sanki Korece konuşuyormuşum gibi hissetsem ne olur? Eğlemem kimse sana. Yogo ogol. Yolu nasıl ayıracağım? Yolu nasıl ayıracağım ecelerini? Yolga, hayır. Yolga. Yolga olmaz. Yolga anlaşılır. Yogo gogol gizli de bir dil ya. Yogal. Yogal nasıl? Olmaz. Aydın'ı yapacağım. Aga yıgı dıgın. Aga yıgı dıgın. Aydın. Gözlerin şiş şiş olmuş. Yorulmuşsun. Cuma günü çekim. Cumartesi günü Eskişehir. Pazar günü Ankara. Pazartesi günü... Ordu! Samsun! Çanakkale! Biraz yordu. Sen Duman mısın ya? Senin adın Duman. Senin adın Duman. Ne kadar yaratıcı isimler. Söylemiş miydim size yüzmeyi çok sevdiğimi? Evet. İşte bu havuzda yüzüyorum. Düşüp kafanı gözünü yarma da. Ya hey 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 hey. Çok tehlikeli. İnmeyeceğim. Bunlar ne yapıyor? Bende de yemek yok. Aa merhaba ben. Biz çocukluk arkadaşımla buluştuk. Evet. Merhaba. Selim ve Selen'in doğum günü organizasyonunda bütün aile bireyleri davetlidir. La Campana Güm Batma. Nişantare. İnanılmaz mutluyum. Ay, gün batımını izlemeye geldik. Sunset Cliff. Yattı. Gün son batımını. Son anda yetiştik. Bilirsiniz severim gün batımını. Gün bat. Ay Oğuz şunu. Ay, gel. Gel. Gel.
Merhaba. Topla bizi, gel. Aşkım manzara çok güzel ya. Evet, bayağı güzel. Of ya. Öyle olacağı belliydi onun. Kaşıkla adam gibi yesene şunu. Hayır aşkım, bu kalıp gibi çıkıyor ya. Veresiye satan. Peşin satan. Tamam, ne bu? Mı? Ne bu şimdi? Glutensiz, süt ürünsüz pasta. Çamur. Pasta değil yani. Mırç. Selen'le Selin'in doğum günü. Partisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şefim söylemek istediğim bir şey var mı? Happy birthday. Hayır, mesela eşine daha sonra hatırlayacak bir şey bırak. Hatıra bırak. Hatırat. Hatırat. De ki... Yani YouTube'a koyunca bunu evet, izleyecek mesela 23 sene sonra. Desin ki senin hüngür hüngür ağlasın. Siz mola verdiğinizde. Şimdi o zaman, şimdi mola dedin, benim hassas noktama dokundu. En geç 23 sene sonraki olacak molamızda beni anması, hatırlaması için sevgili eşime bu sözleri bırakıyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. 30 yılının keşke 30 yılı da benimle geçseydi. Umuyorum ki birlikte geçireceğimiz nice 30 yıllar var. Yalnız bunun 23 sene sonrası bir mola var en azından. Ben de seni çekeyim. Tamam, çek. Sen de eşine bir hatıra bırak 30 sene sonrası için. Aşkım, seni çok seviyorum. İyi ki 30 oldun. Başka 30'lara da beraber gireceğiz. Önümüzdeki 30'lara bakacağız. Önümüzdeki 30 yılı daha iyi, daha müstakil bir evde mutlu geçirmek dileğiyle. İyi ki doğdun Selin. Benim pastam burada ya. Çok lezzetli ya. Böyle diyorsunuz ama pişman olacaksınız, biliyor musun? Daha fazla dayanmayacak. Ay, bir anda dizi havası geldi bana. İki. Güzel dilekler. Şu kağıdı söndür, Allah rızası. Heh. Olmadı senin. Güzel. Aşkım, doğum gününüz kutlu olsun. Ne var aşkım bunun içinde şimdi bu? Muz, elma, şu galiba şey, mısır. Ya ooo. Şey, dananın kakasını. Ya ooo. 30 yaş olunca öyle bir şey oluyor ya. Senin çok yapmacık duruyorsun. Ya Allah'a ya, ne kadar yapmacık durabilirim duvarın kenarına. 30 oldun diye mi böyle olur? Bence iyi. Hadi. Hadi. Bak, böyle bir ağzımız da böyle. Bak bir bakın, sonra gelin size bir daha çekin. Nasıl? Yemin ediyorum çok lezzetli. Yalandan ateşlerde yanıyor. Ay bir dakika, sen beni seviyor musun? Evet. O zaman bunun tadına bir bak. Ne alakası var? Aşkım çok lezzetli, yemin ederim. Gerçekten. Herkese bir şey koymuş da ona bakıyorum. Abartma. Kubilay, bir tadına bakar mısın? Senin damak zevkin çok yüksekte, zirvede. Neresinden yesem? Elma, muz. Elma, muz. Neresinden yiyeyim? En mısırsız yerinden yiyeyim. Ya mısır değil onlar ya. Az mısırlı kısımda. Domates abi, kabuğu olmayan yerlerde. Elma, muz ve bitter çikolata var lütfen. Şu bir şey takalım buraya, onu istemiyorum. Şöyle güzel, aferin. Kötü değil. Oh! Kötü değil. Oh! İçinde ne var biliyor musun? Aşk var, sevgi var. Bitter çikolata. Beğenmedin mi? Evet. Kötü, yenemeyecek bir şey mi? Değil. Çok güzel değil mi? Çok başarılı. İçinde şeker yok, rafine şeker. Evet. Bir şey yok, gluten yok. Böyle ondan sonra tat bak. Şimdi iyice yakından bak önce. Gel kuzum, dur, ben sana bir saniye, ben bir saniye. Ben... Hayır. Şimdi iyice yakından bak. Şunlar ne? Şimdiye. Onu vereyim, onu vereyim. Sen onu çok sevdin. Onu vereyim çünkü sen onu bir bayağı bir sevdin. Aç ağzını. Aferin. Hızlı çiğ. Hızlı çiğ de. Selin! Annem izledi. Ne yaptın bunu? İçinde elma, muz. Kötü mü? Neden babası gibi? Bir dakika Selin. Bunları yes. Selin şuna bir daha bak şimdi. Şimdi ne düşündün?
Muz? Bunlar muz. Muz onlar. Öğütülmüş. Evet, çiğnenmiş ve çıkmış muz. Annem ağzında çiğnemiş, ne var ya? Aman! Yiyin o zaman krokanlı rafine şekerli, burada yapılı var. Tesbihim kayboldu. Kuka gümüş. Bulursanız söyleyin, Kuşadası'nda kaybettim. Hayır, bunların hepsi yayınlanacak senin. Hayır. Hepsini yayınlayacağız. Hayır. Gülçin teyzeciğim çok güzel olmuş. Şaka yapıyorum. Ama iyi ki gluten yiyebiliyorum yani. Bu daha elimiz yüzümüz düzgün bunda. Bak. Hayır, öbür fotoğraf. Allah aşkına ben seni. Hayır, ben özür dilerim. Burada ellerinin yüzlerinin düzgün olduğunu iddia ediyorlar. Kabri mi giyiyor? Ne oldu? Kabri giymişler. Ama kabri kabri modaydı o zaman. Modaydı kabri. İspanya'dayız orada be. Benim ilk dedikteyiz. Bir şey söyleyeyim mi? Ama burada suç sizde değil. Bunu iyi diye çekende. Bir şey söyleyeyim mi? Bu iyi. Yani diğerlerini gördükten sonra bu iyi. O zaman bunu kutlayayım. Instagram'da bakayım. Ya sen yine şey yapma da. Selen. Selen. Selam. Bakalım. Göstereyim mi? Göster, selam. Açtım kamerayı artık. Şey, şekerimi gluten kestik senden. He, senin sadece ağız oldun ve burun olduğun dönemler mi bunlar? Yanındaki kim? Yanındaki kim biliyor musun? Yılan hikayesi. Meltem Çubuk. Ne? Yandaki saçları sorgulamıyor. Bahar dansı kostümümüz bu. Orada da San Sebastian. Şu bahar dansını da... yapabilir misin şu an? Yapar mıyız? Yaparız bunu. Hadi. Atabarı yaparız. Bahar dansı mı? Atabarı mı? Çift sol, çift sağ. 8, 3, çift sol, çift sağ. Bahar dansı yapalım. O nasıl? O da parmak ucuna. Şöyle 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 yürüdü. Bir de bu terlikle mi? Geri yatıyordu. Şöyle. Ha evet, böyle yapıyorlar. Hatırladın mı? Tabak dansı. Kabakları tutuyordu. Kabak tutuyordu. Haydaa! Böyle bir şey yok. Kol basıyor şey, mu? Şey, atabarında vardı ya. Böyle... O atabar değil mi? Atabar. Kalin lan o. Hayır. Kaka kalin kalin kamaya. Atabarında erkekler soluya çıkıyordu. Biz de böyle. Ya Ayna grubunun şarkısını bize Atabarı diye getiriyorsunuz. Atabarı bahçesi var balık. Var bizde Atabarı var. 8, 3, orada döndü. Öyle bir şey yok orada. Hiçbiri bilmiyor ya sözleri. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde atap arı var. Var, bağı var, ayvası nar. Ayvası nar, dağı var. Peki mesela bugün gitseniz, bir oyun geliştirseniz ne yaparsınız? K-pop. Düşünme şey, bir anda sahneye atıldınız. Bir anda sahneye atıldınız. Bak cıvıttın sahnede, şu an eridim seni ben. Günaydın. Aydın'a gideceğiz. Kubilay'ın birkaç işi var. Onunla beraber işe gireceğiz. Kollarımızı sıvayıp çalışacağız. Selin'in de işi var. Toplantıya girecek. Biz de yardım ederiz. Oğuz yanına çok güzel gömlek getirdi. Kot getirdi. Ama giymiyor. Ne biliyor musun? Dün giderken ben yelek alacaktım ona. Deri. Yeleğini evde unuttum. O yüzden giymiyor kombinini. Kahve bahaneden hepinize merhaba. Kahve bahaneye geldik. Kubilay, Alper'in restorantesi. Çok teşekkür ediyorum. Sizi ziyaret ettiğimiz için mi? Evet. Sizleri burada görmek bizim için bir mutluluk. Aydın'dayız. Benim arkadaşım da burada bu arada. Gitti sanabilirsiniz. O da burada. Aşkım, kahvaltı nasıldı? Kahvaltı harikaydı. Çok güzel doymadık mı? Güzel doyduk ve her şeyde bu balın da bir özelliği var mı? Bal köyden burada. Çünkü böyle arkadan evet. Dolgun, karamelize bir aroması oluyor. Aynen öyle. Çiçek balı çok boş oluyor. Ya bence kahvaltı o için... O reçinenin tadını alıyorum işte. Evet. Değil evet. mi? Reçine tadını aynen geliyor. Aynen öyle. Şeyi öğrendim, senin kivi yemen gerekiyormuş. Aa, kivi mi? Nasıl yiyeceğim ama? İçinde çörek otu var. Siyah. Çörek otu mu var? Evet. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Kabak tatlısı videosunda kabağın içinden çıkan kabak çekirdeklerini gördüm. O yüzden o da çörek otu diye düşünüyorum. Yani mesela çörek otu yağı elde edilirken mesela tabii. kiviler alınıyor. Kurutuluyor, çekirdekler ayıklanıyor. Çekirdekler ayıklanıyor. Siz
Benle bir saniye. Ben şu anda kivi çörek otu diye bir yazayım da. Kivinin çekirdeği aşkım o. Avokadoların içinde de büyük fındık var. Ya hadi de. Hayır değil. Bak çörek otu böyle bir şeymiş. Evet aşkım. Evet. Bakın. Çörek otu böyle bir şeymiş. Selen'le her gün bir yeni bilgi. Ya bir şey diyeceğim ama bir bakar mısınız? Yani şunu bir bakın. Tam çörek otu tipi var yani. Çörek otuna çok benziyor o gerçekten zaman. Gerçekten var. Yani var gerçekten de. O yüzden ben bir şey oldum. Ama benim huyumdur böyle. Sen İtalyan rokasını anlatasın. Sen şov yapıyorsun böyle. Bundan sonra artık çek etmeden sallanmıyorum. İtalyan rokasını. İtalyan rokası. Ne? İtalyan rokası. Yani İtalyan mıymış? Doğru mu? Hayır, yanlış bilgi. Yanlış bilgi Kubilay. Yanlış bilgi. Sen sıktı. Hindi baymış, anladın mı? Yani önümüzdeki ay ne gün istiyorsanız çıkın gelin. Valla Oğuz bir ayar. Beraber üretime girelim. Olur. Olur. Adımlarını yaparız biz orada. Biz hiç üretime girmedik. Senin de Oğuz sosları. Birkaç tane üretir dağıtırız. Aboneler arasında seçmeye kalkarsak onun çekiliş şeyi falan olmuyor mu? Başvurman yok. Gerekmiyor mu herhangi bir çekiliş yaparsan? Öyle bir bilgim yok benim. Milli Piyango'dan izin alman gerekiyor diye biliyorum herhangi bir çekilişte. O zaman yılbaşı çekilişlerinde de Milli Piyango'ya. Tabii normal. Selin tamam. De şurada çalışıyordur. Selin de çekeyim çalışırken. Selin, bize insan mı? Galiba çok ciddi bir ortam değil. Ya ben çok özeniyorum böyle ya. Bizim işimiz hiç böyle değil ya. Hani böyle sunum yapalım. Online evden çalışma yapın. Falan. Yapıyoruz işte. Her hafta bir şey sunuyoruz. Aa, oha evet biz de şu anda evden çalışıyoruz. Ay çok güzel bir şey. Ama böyle laptopla bir şeyler yazsak falan daha havalı gözüküyor. Laptopta da kurgu yapıyorsun, bir şeyler yazıyorsun. İyi tamam al o zaman ben hiçbir şey söylemiyorum. Küstün mü? Ya bir şey diyorum sürekli bıdı bıdı her şeyi bir şey biliyorsun. Her şeyin doğrusunu biliyorsam ben niye burada bir şeyleri öğrenmeye gelmedim? Sohbet etmeye geldim. Çünkü bir şeyleri... Ki çörek çünkü bir şeyleri bilmeyen biri gerekiyor. Birinin öğrenmesi gerekiyor. O zaman okula giderdim Oğuzcum. Niye gelip kahvaltı yapayım burada ya? Anne bak anne. Annemle görüntülü konuşuyoruz. Bakın resmen şurada emek var yani. Burada bir koleksiyon var. Çok güzel hepsi. Benim favorim şu küçük olanlar, minicikler. Şipen bu olan çok tatlı. Kayınvalidemle tanıdım Limoş'u. Öyle mi? Evet. Kayınvalidemle tanıdım, evet. Aa, kayınvalide mi diyorsun? Anne demiyor musun? Ne kadar ayıp. Ay çok komiksin ya. Kimden bahsettiğimi nasıl anlatayım şimdi? Anne, annem deyince hangi anne? Aslında artık evlendikten sonra Gülçin senin normal annen. Kendi annenin adına ön isim koyup öyle söyleyeceksin. Nasıl yani? Senin annenin adı neydi? Gülşen. Gülşen annem diyeceksin. Annem deyince Gülçin'i bileceğiz. Öyle mi gerçekten? İş böyle. Ama... Evlendin artık sen. Onu daha sahiplenmen lazım. Ayıp olmasın diye mi? Yani daha hoşlarına başka, gider. Senin yok. Annen buna gücenmez. Ha. Evet. Ama benim annem gücenir gibi. Şey aynen. Sen şimdi biliyorsun ki bu videolar bizim aile çevremizde de izleniyor. Buradan prim yapmaya çalışıyorsun değil mi? En sevilen arkadaşınız olacak. En çok ben örnek. Çünkü Selin ve Selen çocukluk arkadaşı. Onların aileleri de Selen'in annesiyle babasıyla yıllardır arkadaş. Kubilay da onların damadı. Kubilay şu an prim yapıyor. Tribünlere oynuyorsun anladın sen mı? Şu an Kubilay. Evet, kötü damat benim. Beni böyle bilin. Bugün sopa ürünlerini deneyeceğiz. Napolitan sosla deneyelim. Junior Sos Chef. Yani? Organik makarna. Bio da yazmış. Yeşil bio. Sağlıklı bir şey olduğu çok belli. Junior da şey demek yani Napolitan'ın çocuğu oluyor bu. Zızıbıbıb zıbzıbıb. Hadi bakalım. Hmm. Sen tavuklu deniyorsan bu tam makarna sosu. Bence makarna sosu değil, bence tavuğa daha çok yakıştı. Izgara yaptım, bu sosu dök, hazır şey evet. Oldu yani. Napolitan bunu aldıktan sonra siz de üzerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum bir yerde taze soğan doğra. Hmm. Sarımsağını arttır. Sarımsağını arttır. Baharatını güzel. Ekle. Fesleğenli domates sosumuz var. Bunun fesleğeni de aynı şekilde organik şartlarda üretiliyor. Bu organik şey değil yani şu an artık Türkiye'de her şey organik ya. Hı hı. Bu o organik değil. Bu nasıl bu bir organik? Gerçekten. Ha, ona göre ayağınızı denk alın diğer organikler. Öyle bir organik mi? O zaman aşkım şöyle gösterelim mi? Arkadaşlar sosumuzu çok sormuşsunuz. Şöyle şu anda gösterelim. Tattığımız sos.
Fesleğenli olan evet. Tavuğa daha çok yakıştı. Ben de makarnaya yakıştırdım. Tam bu makarna sosu. Allah Allah, birbirimize nasıl tamamlıyoruz ya? Sosta bile. Sosta bile ne kadar tamamlıyor. Selin de burada çalışıyor bu arada işte. Evet, şimdi cheddar. Bunu hem patatesle hem tavukla hem makarnayla deneyeceğiz. Bu da yine raf ömrünü uzatmak için sadece sterilizasyon yapılan bir ürün. Mama zites. Bundan mac and cheese olur mu? Direkt mac and cheese. İki kaşık bu sostan atıyorsun. Çay bardağı da süt ekliyorsunuz. Su da ekleyebilirsiniz. Niye direkt diyorsun? Mac and cheese kıvamına geliyor. Sen patatesi yerken ben bunu senin ağzına akıtayım. Niye patatesi damlatamıyoruz? Biraz da aksiyon. Tabii bir şey söyleyeyim, bu içilir yani. Cheddar'ın tadı müthiş. Tam o mac and cheese tadını alıyorsun. Bir de tavukla ye. Harika bir şey. Tavukla da mı denir? Bir de tavukla ye. Bayıldım. Bu benim favorim. Müthiş. Bu arada yavaş yavaş böyle acılaşıyoruz yani. Bu da tatlı acı sosumuz. Yani Selen. Selen de benim hayatımın tatlı acı sosu. Sadece tatlıyım ben. Acıyı yalan söylüyorsun. Ve yalan beyandır bu. Ben aslında tatlı da bir insanım. Acı da öldüm. Evet. Ya bak söyleyemiyorum. Ortaya çıktı foyam. Arkadaşlar sosumuzu çok zor musunuz? Sweet chili. Oo. Sarımsak, çok güzel acı, ya. Şeker, ekşi. Hepsi çok dengeli burada. Bunu da bu arada tavukla da deneyin. Ben sweet chili çok severim. Harika. Ben. Aa, acısı sonradan geldi. Ki ben acı yiyemem. Acı sevmem ama acısını çok sevdim. Tavukla denesene. Sen sürekli bana tavuk yedirtiyorsun bu arada. Ya bu dünden kaldı. Bugünü görmeyecekler. Tatlı acı soslu tavuğu oluyor ya. O bununla yapılıyor işte. Aslında al bunu dök böyle şeyde tavada şöyle bir çevir falan. Aynı zaten öyle. Sosu kendin. Biraz aşkım. Biber falan doğra içine. Yapılır. Biber soğan doğra. Gluten de yok. Sadece pancar şekeri var. İşte süt ürünleri yok. Yani süt ürünü yok. Tamamıyla İnekler çok rahat tüketilebilecek. Çok böyle dengeli yine lezzeti olan bir sos. O zaman terazi acı. Evet, bu terazi burcu bir sos. ama bu biraz daha acıdır. Acı sevmem. Ben bir şey söyleyeyim mi? Favorim bu. Favorim bu. Siyasete atılmaya düşünür müsün kardeşim? Siyaset hepsi çok güzel. Favorim bu. Ben acı yiyemem ama var ya, nasıl yedim? Demek ki acıyı yiyebiliyorsun. Böyle ya bak sen makarnayla yer misin? Benim tavuğumu bitirdin. Tavuğa çok yakıştı. Bu gerçekten böyle ağzımızı tatlandıracak. Bir yediğinize... sen gösterir misin Kubilay? Sosumuzu çok sormuşsunuz diyerek. Sosumuzu çok sormuşsunuz. Şöyle yapman lazım. Şöyle yapıyorum. Bu Caravelli acı sos. Markası Caravelli. En acısı mı peki? Yok değil. Ha tamam iyi. Yiyebilirim ben yani. En acısını bakayım. Yapmadım sen. Şöyle bir batırayım. Acı mı? Şöyle. Çok kötü. Çok acı ama. Selin sakın. Ben yokum. Ben gittim. Acı seven varsa Sopo'da bu tarz ürünlerimiz de mevcut. Caravelli hot sos, hot sos. Sos vites. Evet. Kanki bu Reaper mı var bunun içinde? Bunda şöyle, bunun içinde aslında şili biberi var ama ürün yaşlandırıldığı için ben böyle bunu istiyorum. Acısı ortaya çıkıyor. Tamam. Yaşlandırılıyor ürün. Yaşlandıkça suyunu kaybediyor. Suyunu kaybettikçe böyle artık acı iyice ortaya çıkıyor. Benim dilim acıyor şu an. O meyveyle yaptığımız fermentasyonda buna ayrı bir etki katıyor. Benim dilim acıyor yani. Selen'e dilim... kızdığım zamanlarda... Yok yok şey, benim partım var. Acı severlere acı yediriyorum. Öyle mi? Bu şu ana kadarki en acı ürün. Bunun 3 kat acısı var. Ayıp olmasın diye getirmedim. Benim dilim acıyor şu an. Zaten 30 yaşına girdim, çok duygusalım. Gerçekten bu acı beni ağlatacak. Bu acısı nasıl geçecek Kubilay? Bari bir şey panzehir de sun bana. Jennifer Lawrence gibi what do you mean? What do you mean? diye şu an. What do you mean? What do you mean? Bunları nereden tedarik edeceğiz? Aynen. Hepsi gourmetsoslar.com'da var. Migros'ların tamamında var. Carrefour'larda var. Devam ediyoruz. Moka nereye gidiyor? Moka arayı kış. Trey kış.
Burada da inşaatı buldun aşkım. Ben kabullendim artık, kabul ettim. Bulduk yani beraber. Aynen, yani inşaata doğdum zaten. 10 yaşından beri inşaatlar. 14 yaşında fiil olarak çalıştım. 17 yaşında teknik eleman olarak çalıştım. 23 yaşında artık bırakıyor dedim ama o beni bırakmıyor. Böyle. Vurun, daha çok vurun, daha çok ses çıksın. Selen'in en sevdiği şey kokoreç yiyeceğiz. Evet, çok severim. Sen yemeyecek misin? Hayır, tabii ki yemeyeceğim. Kuyu kokoreç yapıyorlar bak, öyle. Aşkım çok güzel değiller mi? Bunları yiyeceğiz şimdi. Burada Kubilay getirdi bizi. Buranın kokoreçi müthişmiş. Aydın'da bizim oğlan kokoreçteyiz. Bakalım nasıl güzel mi? Yaklaşık 3 yıldır her doğum gününde Selin'le burada kokoreç yiyoruz. Ve Selin bundan artık çok rahatsız. Ya ama Selin kokoreç seviyor. Doğum günlerinde artık işkembeye gitmiyorum. Neyse ki ben kokoreç sevmediğim için. Ekmek yiyemediğin için. Ekmek de yemiyorum, o yüzden mutluyum. Aa Selin, senin burada ne işin var ya? Ne haber? Umurlu'da. Burada karşılaştık Selin'le. Afiyet olsun teyzeciğim. Sağ ol kızım. Amcacığım, bu kokoreçiye nereden geldiniz? Amca. Bu kokoreçiye nereden geldiniz amcacığım? Harika. Bağırsak yiyorlar. Gel. Kokoreç yiyecek misin? He? Gel sen de kokoreçi. Sade kokoreç. Halka kokoreç gibi ama değil, böyle iri kıyım. Ama tadı müthiş. Yani bir tane bile lifli sert bir şey yok. Ağızda eriyor. Yani hayatımda yediğim galiba en iyi kokoreç. Abartmıyorum. Bana abartıyorsun gibi geldi de. Benden güzel mi kokoreç? Senden hiçbir şey güzel olamaz aşkım. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen şu an kokoreçi mi kıskandın? Yok canım, ne kıskanacağım kokoreç. Bakalım akşam yemeğinde ben ne yiyeceğim? Bu geleneksel kokoreçim de Şambali doğum günü pastam. Kubilay uzaklara gitti. Gel beraber üfleyelim. İyi ki doğduk. İyi ki doğduk. Oley. Teşekkür ederiz. Ben aç kalmayayım. Dedik dedik dedik. Adana'dan getirdikleri avokadoları soyuyor. Bak, ki... karpuz boyutunda. Yatacak mı sen? Ekmekle mi yiyeceğim bunu? Ekmekle yiyemeyeceğim tabii ki. Düz yiyeceğim. Canım arkadaşım, bana her zaman yanımda olan, destek olan arkadaşım, bana acımadan gözümün içine baka baka kokoreç ekmek yedikleri için ben şu anda bu avokadoyu yemek zorundayım. Ben yememeyi sen tercih ettin. Bak, avokadoya kimyon mimyon güzel koyarsak, karabiber, tuz, aynı kokoreç tadında olabilir. Aydın'ı sevdin mi? Çok sevdim. Her yer yeşillik. Tepe tepe üstüne, tepe tepe ardında yerleşim yerleri çok sevdim. İstanbul dışında her yeri seviyorum zaten. En yakın arkadaşım da Aydın'da oturduğu için ekstra bir sevdim. Yani öyle bir sevgi hissettim. Senin her yer güzel. Ooo kocacığım, ne oldu sana, doğum günüm diye bir romantizm mi yüklendi? Şurada lütfen rica ediyorum, Selen'e yaptığım iltifatları ard arda sıralar mısınız? Tamam. Her videoda doğum günü yüzünden miymiş mi? Selin, gelecekteki kendine bir not bırakır mısın? Bir daha bunu izlediğin zaman mesela ne demek istersin? Vallahi anın kıymetini bilmeyi kendime öğütlüyorum. Gelecekten bir şey istemektense. Ben şunu diyorum gelecekteki bilmek. Selen'e, yine Selin yanındaysa onu bir öp. Ya. Kubilay, sen gelecekteki Kubilay'a bu videoyu izleyip ne demek istersin? Diyorum ki ben olgun avokado aldım. Ne bulamıyorum. Neresi bulaştı tam? Olgun avokado ama. Şifa. Selinus. Selinus. Bize hala daha izleyip abone olmayanlara ne demek istersiniz? Abone olun. Ne oldu? Afiyet olsun gibiyim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Karnımı doyurmaya çalışıyorum. Avokado işte. Avokado çok severim. Şifadır. Yeşilköy'de bulduğum çok, şeyler. Çok severim ama hani salatayla, karın doyurmak için değil. Karabiber, limon, tuzla tatlandırdık. Çok lezzetli. Bakayım. Bir avokado. Çok lezzetli bir avokado.
Bayağı iyi. Çok iyi. Buna karın doyar. Bir şey değil mi? Ama bu kadar avokado yersen cırcır olabilirsin. Olayım değer. Ne diyorsun ya? Vallahi değer ya. Şefim. Anlısan. Salatalık. Afiyet olsun. Ben de bu işin ustası. Batarken güneş ardından tepelerin. Veda vakti geldi Talat abilerin. Aleykümselam Talat abi, nasılsın? Aşkım şakaya hiç gelmiyorsun. Ama hiç bu kötü şaka gelmiyor. Bebeğim ya. Ama aşkım kötü şakalarda vardır hayatta. Bir amca oynatmak bana niye? Yani yıllardır yapıyorum zaten. Aydın'a veda ediyoruz artık. Çok güzel bir iki gün geçirdik. Çok güzeldi. Hem doğum günü, hem yıl dönümü, hem nişan, hem tanışma üstüne hem her şey. Hem arkadaş ziyareti. Üstüne arkadaş doğum günümüzü bile kutladık. Paket program halinde bir iki gündü. Siz de beğendiyseniz eğer videomuzu, abone olup biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de... Abone olmayı biz çekerken çok eğlendik. İşte benim zihnim. Siz de abone olurken beğenin. Nasıl? Hani, bir dakika, biz çekerken çok eğlendik. Bir daha da anlayamadım tam. Siz de? Biz çekerken çok beğendik. Yani neyse ne. Öyle bir şeyler. Yaparken yaptık. Siz de yaparken yapın. Benim bana niye geç düşüyor her şey? Her şey her şey. Her şey senin için. Dualarım, duygularım, düşlerimde bakışların. Hep seni söylüyor şarkılarım. Çok güzeldi. Bir gün de playback yapalım seninle. Sen söyle, ben ağzımı oynatayım. O şekilde bir hani şarkı söylemiş olurum belkisi. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Güzel söyledin ama. Evet. Gerçekten çok teşekkürler. Çok beğendiyseniz bire basmayı unutmayın. Abone olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoları sonuna kadar izleyin dedi. İstanbul'da görüşürüz. Bay bay. Bay bay.